Sual var. Efendim. Halit Bey sual ediyor efendim. Kur'an hadimleri Kur'an hizmeti yaparken hukbuca nasıl husule gelir? Kur'an hizmetine girenlerde nefis iptal mi oluyor? His iptal mi oluyor? Heves iptal mı oluyor? Sui karin kötü arkadaş yakasını mı bırakıyor? Bunların hepsi insanların, şeytan, sui karin, nefis, his, heva, bunlar daima insanların düşmanı olarak onu Kur'an hizmetinden alıkoymaya çalışıyorlar. O Kur'an hizmetinden alıp konulmamaları için burada düstur veriyor, dikkat edin diyor. Bu yönlerden gelirler, sizin ayağınızı kaydırırlar diyor. Bu nasihatları dinlemezse, bu nasihatlere göre hareket etmezse, kulak vermezse ayağı kayar. Yani ben Kur'an hizmetindeyim, nefis ne derse etsin, şeytan ne derse etsin, suikarin ne derse etsin, heva, his, heves hiçbir şey yapamaz. Bu yanlış. Bu yanlış. Rivayet edilir ki Gavs-ı Geylani Hazretleri bir seferinde bir çölde bir yere konaklıyor. Oradan bir bulut teşekkül ediyor başında. Ya Gavs, senden teklifi kaldırdım. Buluttan ses geliyor. Senden teklifi kaldırdım. Yani namaz, oruç, hac, kelime bunlar artık sana lazım değil. Sen o kadar yükseldin ki bundan seni kaldırdım. Senden teklifi kaldırdım. Rabb-i Zülcelal edasıyla konuşuyor yani. Hazreti Gavs radıyallahu anh başını önüne eğiyor. Ondan sonra diyor ki ey mel'un in aşağı bakayım diyor. Senin şeyin ne? Filmin ne diyor. Şeytan tabi tecessüm ediyor. Ne bildin diyor benim şeytan olduğumu. Diyor ki evvela hitab-ı ilahi tek istikametten gelmez. Sen bir istikametten bana konuştun. İkincisi, teklif-i ilahi kalksaydı peygamberden kalkardı. Kavs'tan niye kalksın ki? Peygamberden kalkmayan teklif Kavs'tan niye kalkıyormuş? Yani nefis, his, heva, şeytan Gavs-ı Azam'ı da boş bırakmıyor. Bediüzzaman'ı da boş bırakmıyor. O şeytanla münazarası yok mu şeyde Bayezid Camii'nde? Tecessüm etmiş şeytan. Diyor ki sen Kur'an'ı çok yüksek görüyorsun. Bir tarafa. Bir tarafa ne bak, beşer kelamı olarak kabul et. Olmaz diyor işte, o zaman bir tarafa ne bak diyor. Oradaki münazara meşhur. Şimdi yani ben hizmet-i Kur'aniye girdim, daha benim için hiç tehlike yok. Bu Bediüzzaman'a müyesser olmamış. Bu Gavs-ı Azam'a müyesser olmamış, bu peygambere müyesser olmamış. Bize hiç olmaz. Demek ki bizim için de daima tehlike bahse konu. İşte bu dersler bizim o tehlikeden kurtulmamız için verilen şeylerdir, talimatlardır. Bunlara dikkat edeceğiz.